Sanatın Evrimi'nden bir kez daha merhaba. Bugün yeni neslin öne çıkan bir hem ressam hem eğitmen kimliğine sahip bir hem dostum sevgili Gözde Atlas'la beraberiz. Hoş geldin Gözde'ciğim. Merhabalar, hoş bulduk. Ben de teşekkür ediyorum. Anadolu yakasında bu sanat galerisinden de senin vesilenle haberdar olduk. Güzel bir ortam. Mutlu oldum burayı da gördüğüme. Evet, Evrim Sanat Galerisi aynı zamanda programımızı da sponsorlarından ve böyle bir yeniden kayıt almamız, bellek oluşturmamız için bize destek veriyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Şimdi bugün biraz sanatçı ve eğitmen kimliğine de değinerek Gözde Atlas kim onu konuşacağız. Mübadele ile Adana'ya yerleşen bir ailenin Doğu ve Batı senteziyle büyütüldüğünü ifade ettiğin bir üyesisin. Evet. Oradan bir başlayalım. Benim yazdığım bir CV'di bu. Biraz özgün olsun istedim. Aynı sanatta olduğu gibi. Kendi CV'mizde böyle bir iş başvurusu gibi değil de bir sanatçının CV'si. Geçmişi önemli çünkü. Hatay'a babaannemler işte Parga'dan geliyorlar. Tabii o ayrı bir hikayedir. Bir ağayla evleniyor babaannem çok küçük bir yaşta. Tabii Hatay Dört Yol gibi bir yere geliyor. Avrupa kültürü görmüş bir aile. İlginç bir tabii buluşma oluşuyor. Ve onun bir fotoğrafı vardır duvarımda asılı. İnci kolyesinin altından beşi bir yerde gözükür böyle. Yani hiçbir zaman o kültürünü de reddetmemiş ama buradaki kültürü de sahiplenmiş bir kadındı yani. Bunun bende etkileri olmuştur diye düşünüyorum. Mutlaka. Çünkü her zaman ben kendi toprağımı da yansıtmaya çalışan, hep böyle kendi toprağımdan çıksın ama mesela yurt dışındaki işleri de inceleyeyim, sanatçıları da göreyim. Bunun Doğu ve Batı'nın sentezi ortak bir zaten coğrafyada yaşıyoruz. Sanatımda var olduğuna inanıyorum. Kendiliğinden gelişen bir şey. O dönemde zaten mübadeleyle oraya gelen birçok ailede aynı şeylerde yaşandığı için ortamda o sentezi herhalde daha fazla yansıtıyordu. Çok türlü böyle hikayeler var tabii ki yani. Onlar onları değişik buluyor. Yani deli herhalde bunlar diyor ama onların haklı oldukları yani yepyeni bir kurallarla gelmişler. Onlar onları tuhaf karşılıyor ama sonunda işte bir ortak sonuçta nokta bulunuyor, evet, bulunuyor zaman içerisinde. Bulunuyor. Şimdi böyle bir aileden sen önce çok ilginç bir üniversite şeyin var. Kariyerim var. Evet, yani, üniversite kariyerim. Ankara Gazi Resim İş Eğitimini kazanıyorsun. İstanbul Üniversitesi Radyo Televizyon Yayıncılığını kazanıyorsun. Ve haberin olmadığı için İstanbul'a kayıt yaptırıyorsun. Sonra bir bakıyorsun ki Gazi'yi kazanmışsın. Evet. Kaydı alıp Gazi'ye bir bugüne kadar ulaşan serüvenin başlangıcına gidiyorsun. Evet. Yani nasıl oluyor? Nasıl haberin olmuyor? Ben orayı çözemedim açıkçası. Şimdi ben tesadüflerden çok tevafuk dediğim olaylar. Bunlar benim başımdan küçük yaşlardan itibaren geçti. Beni sanata ulaştıran güç de bu hem kötü olan olaylar sonucunda işte nedir bu özel okula giderken orada çok başarılı bir öğrenci değildim. Hatta bir radyo programına da katıldım. Bunu ilk dile getirdim. İnsanlar bir şaşırdı yani özel okulda nasıl kalabilirsin Gözde dedi. Özel çocukmuşsun. Yani çok yaramaz değildim başarı. Ama çok bu isteksizdim. Bu da bir başarı hikayesi. Yani, evet. Özel okulda nasıl başarısız nasıl başarısız olduğuma dair. Bu da bir başarıdır dedik hatta. Ama şimdi orada şunu söyleyelim. İyileri tenzih ederek konuşuyorum. Özel okullar o dönemlerde bugünkü gibi değildi. Evet. Yani. Zaten çok hırslı olmayan çocuklar işte güzel bir ortam olsun, aile güvenilir bir yer olsun diye gönderiliyordu. Ama yine de hani kalabilmek, hani müşteri kaybediyor sonuçta özel okul değil mi? Çok da gayret ettiler işte. Yani neden bu kadar hani isteksizsin, çalışmıyorsun? Resim dersinden bile kaldım ben ve o karnem duruyor. Yani harika. Şeyle geçmişim bu kurul kararıyla geçirilmişim resim dersinden. Çünkü malzeme getirmiyorum mesela. Getirsem yaparım tabii ki yani. Ya da çalışsam tabii ki olur. Derken meslek sesine gönderildim.
İşte radyo TV yayıncılığı yapsın, yani yazım da kuvvetliydi. Hı hı. İsteksiz bir öğrenciydim ama her zaman sanatla ilgileniyordum. İşte yazılarımı öğretmenlerim alırdı böyle, çok güzel yazmışsın deyip büyük sınıflar. O yüzden öğretmenler de şaşırıyordu. Hani sen yani bu yazıyı yazan bir vatandaş nasıl böyle nasıl şey olur da hani bu sınavı böyle yapar? Çünkü bu yazı senden çıktı. Yani ben büyük sınıfları okuyorum kızım. Yani neden yapmıyorsun, gayret etmiyorsun şeklinde. Meslek lisesine geçtiğimde farklı bir dünyaya girdim. Orada da işte aslında bu da bir deneyim. Yani özel okul bir biliyorsun küçük gene bir... Gene doğu-batı sentezi gibi evet, böyle bir duruma evet, düşmüşsün. Evet, farklı bir ortam. Bir şok yaşadım ben. Evet. Yani çok farklıdır. İnsanlar böyle de yaşayabiliyor. Yani nasıl böyle oluyor, nasıl ediyor yani... Farklı bir ortam, dünyasını gördüm. Küçüğüm yani ben sanıyorum ki... Özel okulun fanusundan, pembe dünyasından çıkıyor. Evet, çıkıyor. Bütün çocuklar benim gibidir falan. Halbuki yani evlerine gidiyorum, bir yokluk var. Ama umut var, hırs var. O arkadaşlarım benim, biliyor musun, o özel okuldaki arkadaşlarımdan daha çok başarılı oldular. Bir tanesi Adana'da bir gazete sahibi bir kadın, İş kadını oldu mesela, kendi gazetesini kurdu ki İnci'yi ben bilirim, benim annem okul aile birliğindeydi. Yani durumlarının bozuk olduğunu öğrenince ona destek olup, yani bir sınava gecikmişti falan, annem yardımcı olup hani alalım bu kızı, bu kız çok istiyor. Kendisi gelip istemişti, ben bu okulda okumak istiyorum ama yani giriş kayıt kısmını geçmişiz, nasıl yapacağız falan, yani böyle bir kızdı bu. Ama bu, hayatın gerçekleri, evet, realitesi de onu başarıya taşıdı. Aynen öyle. Ve değişik ortamlar görmek bence bende farklılık yaratmıştır diye düşünüyorum. Ve lise sonda meslek lisesinde eğer bir sıkıntı yaşamasaydık, o dönemde meslek liselerinde puan kat sayılarının düşürülmesi gibi bir haksızlık yaşandı. Yani ben full Türkçe çözsem de, ki öyle yaptım, 30 matematik yapsam da istediğim bölüme kazandırılmıyordum. Yani hı-hı, puanım düşürülüyordu. Kas sayısı düşürülerek çarpılıyordu. Buna çok üzüldüm ve buna, hı-hı, çok hırs yaptım. İlk orada hırslandım. Demek ki beni götürmeyen şey bir hırs, bir yani bir şey rahatlıkmış. Bir motivasyon evet, gerekiyormuş. Evet, önüme bir engel konuldu için... Ben dedim ya hayır, ne demek yani biz kazanamayız, ben kazanmam lazım şeklinde. Ve o anda iki üniversite birden ben kazandım. Tabii ailem de üzüldü ya, dediler bu kızda bu kadar cevher vardı, biz niye görmedik hani ortaokulda böyle. Ama işte o cevherin ortaya çıkması İşlenmesi için lazım. Benim bunları da yaşamam, görmem, yani hayatın gerçekleriyle yüzleşmem, bir şeylere ulaşma çabasının ne kadar önemli olduğunu... Yani okul bile, okulun ele geçirilmesinin bile yani ne kadar zor, değerli bir şey olduğunu, bir meslek lisesini okuyabilmek bile değerli bir şey kimisi için. Hani bu özel okulda her şey ayağının altında zaten. Seni okula götürüyorlar, getiriyorlar. Bu hayattan çıktığım zaman ben çok farklı bir yöne gitmiş oldum. Özel okulda kalsaydım büyük ihtimalle anne bankacı, baba mühendis... Daha matematiksel bir yerde okuyacaktım. Benim yeteneğim üzerine gidilmeyecekti. Olabilir. Ama babam da dedi ki yani böyle bir bölüm daha varmış biliyor musun Gözde, dedi. Yani resim yetenek sınavıyla alıyor. Orada puan kat sayısı falan bunlar girmediği için. Sen yetenekli bir kızsın, resim çiziyorsun falan. Hiçbir zaman ama yönlendirmediler o ana kadar. Aslında hala sana bir kurtuluş yolu kreat etmeye çalışmış evet, baban orada. Bir farkında olmadan. Yani böyle bir dünyanın olduğundan ben bir haber yetiştirilmişim. Hı-hı. Ve şu anda da zaten çok yetenekli, zeki çocuklar iyi de bir ailenin içindeyse maalesef her zaman işte tıp olsun, işte öğretmen evet, olsun, memur olsun, mühendis olsun, buna yönlendiriyor. Döner gelirler onlar. O yol, yani içlerinde varsa o yol bir dönüp geliyor zaten. Ne yaparsan yap çıkmıyor hayattan, biliyorsun. Bu iki üniversiteyi kazanıp İstanbul'daki kaydını evet, sildiriyorsun ve Gazi dönemin başlıyor. Evet, Gazi dönemin başlıyor. Ve Gazi çok kıymetli bir üniversitemiz. Çok kıymetli olduğunda yani hep ben bu konuda, yani sanat yolunda kapım hep açıktı. Demek ki hep bu yolda gitmeliydim. Kişisel menkıbem bu yoldaydı. Başka şeylerde bir sürü engel çıkarken karşıma
Bu yola ne zaman niyet etsem kapım çok açık oldu. Dedim ki bu bölüme gideyim ama baba yani ne soruyorlar bir öğreneyim. Bir kursa gittim. Kurs beni almak istemedi. Dedi ki yani 2-3 ay kalmış kızım. Sen hiç hayatın resim bu konuyla ilgili ders aldın mı? Hayır almadım. Yani bu sınava 6 yıldır çalışıp kazanamayan çok yetenekli öğrencilerimiz var. 2 ayda ben sana garanti veremiyorum dedi. Buna rağmen ben denedim. Bu şekilde denedim ve o ortamı gördüm de Gazi Üniversitesi'nde sınavdayım şimdi. Atölyede çocukların resimleri var. Ya dedim ne güzel bir okul hayatı da varmış. Hiç ben, bana bu gösterilmedi ki bilmedim. Bilseydim meslek lisesine giderken de Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi seçerdim. Böyle bir dünyadan bir habermiş. Ondan da haberin yoktu. Ve çok mu istedim artık bilmiyorum. Yerlerde falan resim yapıyoruz yani atıyorum. Yer yok. Atıyorum 90 kişi alınacak. Bin tane kişi var artık yerlerde çiziyoruz falan. Ya olmaz herhalde dedim. Ben kaydımı yaptırmaya İstanbul Üniversitesi'ne gittim. Abim beni arıyor o zaman Ankara'da. Gözde Koşgel senin ismin var listesi ama ben inanamıyorum yani böyle bir şey nasıl olabilir ve orada bir sürü atölye varken ben o atölyenin öğrencisi oldum ilk yılımda. Artık diyorum çok mu istemiştim o atölyede olmayı, orada olabilmek beni çok mutlu etti ve bu yolda gitmem gerektiğini anlayıp ben İstanbul'daki kaydımı sildirdim. Eminim o bu tarafta da kalsaydın hani şimdi senin kimlik olarak tanıdığım için dehşet bir radyo televizyoncu evet, olurdun. Evet. Şimdi 2004'te Gazi Resim işte onur listesinden mezun oluyorsun. Evet. Burada da bir acayip hikaye var. Acayip hikaye var. Onun farkında herkes onur listesiyle mezun olduğunu zannederek evet. Falan hayırdır ya. Çok herkesin ulaşmak istediği bir ortamlarda olduğumu hep sonradan fark eden bir yapımı oldu. Öyle denk geldi. Gazi Üniversitesi'nin geçmişinden onun köklü bir yer olduğu, oradan ne adamların çıktığı, işte ne kadın sanatçıların çıktığını ben zaman içinde öğreniyorum. 17 yaşındayım ve üniversitedeyim. Her gelen biraz daha bilgili üniversite hakkında. Ya Güzel Sanatlar Lisesi'nden gelmişler falan. Babam da diyor ki sen diyor inşallah buradan mezun olabilirsin diyor. Çünkü diyor bak diyor heykel atölyesi varmış. Heykel yaptıracaklar. Diğer çocuklar hep lisede falan denedi bunları. Ama benim önüme getiriyorlar. Ben yapıyorum. Yapıyorum derken ama hırs da yok yani. 4 yılda hemen bitirdim. Babam da şaşırdı. Yani iyi dedi hiç kalmadan işte şey yaptın, bitirebildin bu bölümü. Sonra ben öğretmen olduğumda okuluma, müdürüme işte diploma. O dedi çok sevindik Gazi Üniversitesi. Öğretmen olduğuma dediğin çok daha 2008 yılında. Evet, yani 4 yıl sonra evet. Farkına varıyorum. Farkına orada varıyorum. Yüksek lisans yapmışım. Kimse bana demiyor ki Gözde sen ilk ondan mezun olmuşsun. Ben sanıyorum ki diplomada hani yüksek onur, hepimiz yüksek onurla mezun olduk, üniversite bitirdik diye. Müdür bey çok sevindi hani ilk atandığımda. Hem Gazi Eğitim Fakültesi mezunusun hem de yüksek onur listesiyle. Hocam ne olmuş ki yüksek onur? İşte kızım diyor ilk ondasın yani diyor. Bunu orada fark ettim. Gazi Eğitim Fakültesi'nin de resim iş öğretmeni ve sanatçı yetiştirdiğini yani hem öğretmen hem sanatçı kimliğini de sonradan her üniversite böyledir resim iş öğretmenliği gibi düşünüyordum. Ama çok şanslıymışım gerçekten. Şükür diyorum yani. Çünkü hiç bilinçli yola çıktığım yollar değil. Belki iyi yerlere, iyi insanlara denk geldim. Evet, böyle böylesi daha güzel böyle. Olabilir. Belli şeyleri hırs yaparak oraya gitmeye çalışmaktansa evet. Natürel bir şekilde sen olayları akışında yaşamışsın. Şimdi arada Ankara Üniversitesi'nde gene Avrupa Birliği uzmanlığı araştırma teziyle tamamladığın bir uzmanlık var. Evet. Bu enteresan bir saplama gibi araya giriyor. Nereden icap etti? Şimdi Ankara Üniversitesi bir sınavla Avrupa Birliği uzmanlığı dersleri veriyordu. Biz bu sınavı geçtik. Orada da gerçekten Yaşar Yakış gibi siyasetin içinde hep bir danışman olarak yani başbakanlar değişmiş, cumhurbaşkanları değişmiş ama o hep kalmış ve o insanlara destek olmuş, yol göstermiş bir bürokrat. Ondan ders aldım. Bu da bir şanstı. Bunu bilerek
gitmedim oraya. Bu belge bende kaldı. Ya, ne yapacaksın işte aldın, ne yapacaksın falan dediler vesaire. Ama bu benim her zaman işime yaradı. Çünkü o bilgiyi almak, tarih alıyorsun bir kere. Yani herkes gibi bakmadım Avrupa Birliği'nin. Çünkü oluşumunu biliyorum, tarih. Ne sebeple, ne kavgalarla bir araya geldiklerini, yani birbirlerini yememek için bir araya geldiklerinin farkındayım örneğin. Nerede de hata yapıp da Avrupa Birliği'ne giremediğimizin, o köşelerden döndüğümüzün, aslında alabileceğimiz noktaların olduğunu, bunları farklı bir bilinçle öğrenmek için, yani bilmek için hep öğrenen bir dönem insanım aslında. Gündemin tepesinde yer alan bir konu. Evet. Avrupa Birliği'ne giriyoruz, girmiyoruz. İşte başvurduk, öyle oldu. Ön başvuru alındı. Bir yığın hep böyle haberlerde dinlerdik. Evet. Ama sen oradan herhalde bir öyle merakla... hikayeler var. Mesela bunu bilmek beni çok mutlu ediyor. Öyle, yani bunu anlatıyorum. Bazen bir siyasetçi karşıma çıktığında konuşacak bir konum var. Aa, sen bunları nereden biliyorsun? Ya da bilmediği bir şey söyleyebiliyorum adama. Ya gerçekten böyle mi olmuştu? Ya öğrendiğimiz her şey bir gün bir işe yarıyor ve bu da yine Avrupa Birliği, evet, projeleri, öğretmenler, bakın Anadolu'da bu Avrupa Birliği projelerinin çoğunu öğretmenler yürütür. Kaymakamlıklarda görev alırlar. Ben de kadına destek projesi DOAK'a. Kendi memleketimde öğretmenlik yaparken merdiven altı kalmasın diye turunç reçelleri yaparlar. Portakal reçelleri. Yani dedim ki bu niye kooperatifliğe gitmiyor? Neden merdiven altı kalıyor bu işlerimiz? Önce dedik Avrupa Birliği DOAK'a başvuralım. Kabul edildi, yapıldı. Sonrasında bilmiyorum kooperatife doğru yöneldiler mi ama ben İstanbul'a tayinim istedim. Çünkü orada sanata biraz aç kaldım. Kendim de bir şeyler yapmaya artık çabaladım. Artık yani netleşmiştin. Ben sanat kimliğiyle gideceğim ama oraya gelmeden evvel hala 2007'de dönüyorsun. Gene Gazi'de uygulamalı sanatlar bölümünde yüksek lisans yapıyorsun, evet, ama orada gene bir AB projeyle uygulama tezin var. Tezim. Dedim ki yine bak seni tezliyorum. Dedim, evet, ki benim böyle bir bilgim var. Böyle şey gibi zincirin her halkasını, evet, tek tek takarak gitmek gibi. Şimdi benim Avrupa Birliği proje bilgim var. Hı-hı. Bir yanda da sanat uygulamalarıyla ilgili bir kariyer yapmak istiyorum. Bunun ikisini nasıl birleştirebilirim? O zaman bir araştırayım bakalım. Avrupa Birliği projeleri bu sanat eğitimi veren kurumlarda nasıl işliyor? Büyük bir eksiklik olduğu ortaya çıktı tabii ki. Tezimin sonucunda hiç işlemedi. Bu konuda hatta akademisyenlerin hiçbir bilgisi olmadı. Yani benim tezim öyle copy paste bir tez değildi. Gerçekten gittim, anket yaptım, hocalarla konuştum. Tek tek kendim değerlendirdim anketleri. Ve bu sonuca bağladık bu işi. Uygulamalı sanatlarda da bir hayalim vardı. Joseph Beuys, hani uygulamalı sanatların kurucusu, böyle bir okul açılmış diye. Yani resim iş öğretmenliğinde değil de yüksek sanat. Bunu duydum ya, dedim harika, uygulayacağız işte uygulamalı sanatlar, Joseph Beuys gibi yaşayacağız ortamı. Gittik, olmadı. Orası kapandı zaten. Çünkü uygulanamadı. Her şey adı öyle ama uygulaması evet, orada da Atilla İlkyaz hocamla tanıştım. Ama orada da mesela şuna çok teşekkür ettim. Atilla Hoca gibi bir hocayla tanışmış oldum. O farklı bir kapı, vizyon açtı. En azından uygulamalı sanatların nasıl olması gerektiğini bana anlatan bir hocaydı. Yani orada alabildiğim... O da bir deneyim. Tabii, çok önemliydi bu. Sonra 2008'de öğretmenliklerin başlıyor. İşte orada Onur öğrencisi olduğunu öğreniyorsun. Evet. En heyecanlı kısmı bu. bu AB projesi, DOAK'lar falan hep orada geçen, evet, süreler. Aslında çok ciddi bir Hatay bölgesine verdiğim bir destek o. Destek. Bireysel olarak. Çünkü her zaman da bu sosyal sorumluluk ve STK'lara da bir yakınlığını görüyorum incelediğimde. Annemden kaynaklanan, evet, bir durum. Evet, galiba dedim annem beni STK'larda doğurdu. Orayı anlatalım. Onun çünkü bir başka uzantısı da olacak konuşurken. Şimdi bir proje daha gerçekleştirdik orada. Mesela tarihi bir kuleyi belediye ile birlikte Payas'ta
bildiğin işte kapısı kırık hiçbir şey olmayan bir kuleydi. Biz burayı galeriye çevirdik ve sanat ben İstanbul'dan sanatçılar getirdim ve yerli sanatçılarla birlikte, yani yerel Hatay'da bulunan amatör ya da değil, biz buna bakmadık. Sanatçıyı da böyle davet ettim. Yani lütfen hani şu kaprise girmeyelim. Yani buranın bir potansiyeli var, bu kadar. Öğretmenler, akademisyenler var. Bunlarınki profesyonel resimler ama yerli halkı da buna davet etmemiz, onun da sergilenmeye ihtiyacı var. Ama ben beni onun yanına koyma bilmem ne yapacaklar, gelmesin. Güzel. Ve biz güzel bir grup olduk. Çok üst düzey isimlerin olduğu, Adil Saliler, işte Hakan Karakaya, yani heykeltıraşlarla birlikte güzel bir sergi açtık orada ve toplum bunu ta İskenderunlardan geldiler Hatay ve hala orada, evet hala orada sergilerin devam ettiğini duyuyorum, mutlu oluyorum. Hı-hı. Annem Cumhuriyet Kadınları Derneği'nin kurucusuydu. Tabii beni üzen kısım şu, 2000'li yıllardan bahsederken bunları anlatıyor olmam. Ne kadar geç kalınmış değil mi? Evet. Yani her şeyi ilk yaptığım da fark. Annem ne kadar zor bir işe giriştin gözle diyordu. Ben yapıyordum. Yani çok da zor değil aslında başladığında, yola çıktığında. Öyle olur yani. Evet. O iş zor yapamazsın. O iş olmaz. Böyle geçti. Yani biz bunları çok duyduk ki ben artık şey diyorum. Birilerinden bu sesler yükseliyorsa doğru yoldasın. Yürü kızım. Ya bana da hiç zor gelmedi. Belki zordu. Belki de zordu. Belki de onlara göre zordu. Belki de keyif aldığım için ne beni o yol yordu. Kolay şeyler değil. Değil. Ajansa Doğakay'a kadar Hatay merkeze gidiyorsunuz, geliyorsunuz. Düşünüyorum da aslında ama çok bu işler bir iş. Severek, evet. İçten gelerek yapıldığı zaman öyle, evet. Zor ve yorucu olmuyor. Evet. Hazır annenden laf açılmışken bence o arayı bir genişletelim. Çünkü orası bize lazım olacak. Anne Cumhuriyet Kadını, STK'larda çok ciddi emek veren bir figür senin için. Ve sanırım o ortamda büyüyerek de rol model olarak sende büyük etkileri olmuş. Evet, annemin kadınlara karşı büyük bir sabrı da vardır. Evet. Kadınları böyle kucaklar ya, hı hı. Bazen yani çok sabırlı bir kadın gerçekten. Ben bazen anlayamazdım. Hani Merkez Bankası emeklisi, üniversite mezunu bir kadın. İşte konuşuyor, ilkokul mezunu da olsa alıyor. Onu öğretmeye çalışıyor. Büyük bir sabır yani. Hı hı. Neden bunu yapıyor falan. Herkesin birbirine ihtiyacı olduğunu. Yeri geldi, o benim hani küçükken, o küçük vizyonumla deyip ya, ilkokul mezunu bir kadınla sen niye konuşuyorsun, bankacısın falan. Niye bunlarla sabır? Öyle yerde lazım oldu ki o kadınlar, onun hayatına dokundu annem. Annemin onlara ihtiyacı oldu, zamanları oldu. Çözülemeyecek şeyleri o kadınlar çözdüler. Demek ki bir insanın kariyeri, yaşadığı yer, doğduğu, yaşadıkları, her neyse, herkesin birilerine verebileceği bir şeyleri vardır. Bir şeyleri vardır. Onların hayat tecrübesi, evet. De farklı. Annen de onların hayatına dokunduğu. Aynen, ama biz ergen kafamızla, işte tamam. Ergenlik. Genel öğretiler. Evet, genel öğretiler. Bu kendine hayır yok, yalnız bize ne hayır var gibi. Yalnız yollar değil mi? Yok, yürünmüyor. Yani yalnız... Yürünmüyor. Bunu annem çoktan çözmüş. Evet. Tek başına ortada ben hallettim, ben yaptım gibilerle yok. Olmuyor o işler. Yok. İlla onun paydaşları, görünmeyen güçleri oluyor. Ve büyüklerimizde eleştirdiğimiz şeyleri biz büyüdüğümüzde, yani belli bir yolu açtığımızda onun bir bildiği varmış demeyi de öğreniyoruz. Evet. Şimdi 2011'le o ana kırılma noktası İstanbul serüvenin başlıyor. Burada atölyende çalışmaya başlıyorsun. Biraz böyle yavaş yavaş resimler, çalıştaylar. Sen de çok aktifsin çünkü yurt dışı müze incelemelerin var. Bu senin hem mesleki gelişimin hem bir hobin şeklinde gidiyor değil mi? Yurt dışındaki müze incelemeleri. Evet. Oradaki deneyimlerle, tecrübelerle. Geçmişteki o eğitimleri hala bence nasıl burada, evet. Yaparımın şimdi cevabını mı arıyorsun? Şunu aradım ben, özgün olacağım, evrensel olacağım. Evde çalışıyorum, şimdi sürekli çalışıp bir şeyler yapıyorum ve benim bu camiaya girişim çok daha erken. Aslında herkesin tanıdığı, bildiği yani kendi içinde ama sergilere hemen katılmamış
gözükmeyen bir isim ama tanıyorlar. Hı hı. Niye katılmıyorum? Kendi işimi beğenmiyorum. Daha oturtamadım. Yani yapıyorum. Arkadaşlar da bak bir yerden girmelisin falan. Ama ben kendim içime sinmiyor hala. Evrensel, konum da evrensel olsun derken resmin sonunda şöyle araştırıyorum. Mesela yiyecekleri bile kullanıyorum. Ama diyorum ki bazı insanlar yiyeceklerin hani kullanılmasına rahatsız olabilir. O zaman evrenselliği yakalayabilecek miyim acaba? Yani benim resme baktığı zaman adam rahatsızlık duymuyorsa... Birey olarak bakıp kendinden evet, bir parça bulmalı. Evet, ne inancını onun rahatsız edeyim, ne işte onun kültürüne dokunayım. Herkes buna baktığında bir şey hissetsin istedim. Ve şimdi anlıyorum ki ona da ulaştım. Çünkü %80'ine bilimsel bir araştırma sorulmuş. İşte bir resim yapsaydınız ne yapardınız? Ağaç yapardım. Bir manzara. Herkes aynı. %80'i. Ağaç, nehir, yol. Bunlar benim resmimde var. Ama çok basit bir şeyden özgün bir şey yaratmak çok zordur. Ben onun için 10 yılımı verdim gerçekten. Basit zordur zaten. Basit zordur ama dahicedir. Mesela hı-hı, yani lambayı alıp açtığınızda içinde bir şey yoktur onun. Ama o lambayı bulmak için kaç deneme yapıldı. Ve bu evrenseldir. Lamba her yerde içini açtığınızda benzer şeyler taşır ve çok basittir. Özgünlük kısmında mesela manzara kartpostala da benzeyebilir. Böyle bir korkum olmadı. Çünkü o duyguyu yansıttım. Yani basit bir şeyle, az renkle çok şey anlattığıma inandığımda tamam dedim ben şimdi artık çıkacağım. Ve bu niyet, yani ben bununla niyet ettim ve artık ben de gözükeceğim dediğimde yine karşıma çok güzel insanlar çıkmaya da başladı. Mesela seninle tanışmamız bile. Aslında şöyle de bir durum var. Ben herkes hakkında herkes biraz belki beni biliyor ya da bilmiyor. Çoğu da tanımıyordu. Ben de kimseyi bilmiyorum. Buna da inanmıyorlar. Hani birdenbire bakıyor çok iyi bir yerdeyim. Hani sanatta bir oluşumum var. Mars'ta mı yaşadın kızım? Neredesin? Senin konuştuğun adam kimdi bilmiyor musun? Ben bir rahatlıkla konuşuyorum falan. Türkiye'deki 50 adamdan biriymiş. İyi ki de bilmiyormuşum bak. Çünkü kasılırdım. Yani bana öyle anlatıyor ki arkadaş, bu adam şöyledir. Bu ön yargılarla tanımadığım için onunla anlaşabildim. Belki o insanlar da bu şekilde bilinerek onlara yaklaşılmasından da artık bıkmış vaziyetteler. Evet. Ya o bir enerji yaratır. Evet. Yaklaşımın. Yani ben mesela seninle ilk tanıştığımı hatırla. Bir sergide bir tesadüftü. Bir Türkan Saylan. Ben sana anlatayım. Hatırlayamadım çünkü. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde bir sergiye gittim. Seninle dışarıda mola veriyorduk. Orada tanıştık ve ben seni bir gazeteci olarak görmedim. Çünkü sanattan bahsettik. Ben şimdi kodladım kafama, o bir sanatçı. Şimdi böyle yaklaşmadığım için sana sanat diye yaklaştım. Şimdi Günsu Saraçoğlu'yla tanıştım falan dediğimde o da gazeteci işte şöyle. İki kol olunca ben de. Evet, gazeteci gibi yaklaştığında iş olacak ortada değil mi? Bunu evet, konuşacaktık ama biz öyle konuşmadık. Biz seninle tanıştık, gerçekten tanıştık ve uzun bir süre birbirimizi fuarda gördük. Güzel bir enerji yakaladık. İş sonra kendi kendine ortak alan. İşte ben sana bir kadın oluşumunda bir sergi açtık. Female Soul diye, kadın ruhu. İşlerini beğendiğim için. Şimdi ben seni gazeteci olarak görseydim diyecektim ki ya işte acaba daha işte akademiden gelen aklıma bu. Ama ben seni öyle kodladım. Yani sanatçı olarak kodladığım için bu ön yargı oluşuyor. İkisini de kodlayın rica edeceğim. Şimdi onu da çünkü ikisinden de vazgeçemediğim evet, için bugüne kadar sanatla alakalı evet, diğer projeleri ondan vazgeçebiliyorum. Ne bundan vazgeçebiliyorum. Yani. Ama ikisinin kuyruğunu birbirine bağladığımı düşünüyorum. Evet. Yani şu İnsanlar hakkında çok şey bilmemek ilk tanışmalarda bence daha faydalı oluyor. Ve bu iki yıldır ben kimse hakkında hiçbir şey bilmediğim için ona sadece bir insan olarak yani benimle aynı frekansta ve enerjide yaklaştığım için kalıcı dostluklar edindim. Destek olduk birbirimize ve güzel gidiyor. Bilinçli biriktiricisin. Bilinçli. Şimdi resimlerde... Son dönemi konuşacağız. Orada bambaşka bir yere doğru evriliyorsun.
İşte bu insan ve ağaç karşılaşmalarını anlatmanı rica edeceğim. Ama gene de Anadolu insanının o geleneksel haliyle modern şehir hayatını bir çarpıştırıyorsun. Evet. Oradaki insanlarla işte modern insanın büyük boşluklarını doğayla karşı karşıya koyup oradan sentezliyorsun. Yani kadın da var, insanlar da var, doğa da var. Hepsi bütün resimlerindeki ana omurgayı oluşturuyor. Yanlış değilim değil mi? Gerçeğin ta kendisini aslında. O kurgu zaten kendi içinde var oldu. Yani şehirli insan artık köyde, kasabada yaşıyor. Ünlü isimleri Küçük görüyoruz. Küçük yer hayalleri kuruluyor. Tabii. Yani ünlü isimleri bir bakıyoruz. Köye yerleşmiş. Ama gittiğimiz her yeri büyüttük. Bunu da fark etmemiz gerekiyor. Evet. Küçük bir yere emeklilik sonrası kaçalım hayalleri de artık fanteziye dönüşecek. İyice çünkü küçük yerleri de büyüttük. Şimdi faydası olan bilinçli dediğin göç eden şehirli kadınlarımız da var. Mesela kadın Amerika'da ihtisas görmüş. Orada kalsa CEO. Ama gelmiş dedesinin köyünde susuz tarım yapıyor. O köye onu anlatıyor. Güzel örnekler. Evet, bunun gibi kadınlarımız var. Ve hep çoğunlukla kadın yani. Evet. Geliyorlar ve tarımı geliştiriyorlar. Öğrendikleri şeyleri onlar da Avrupa'da, Amerika'da öğrendiklerini getiriyor. Burada köy hayatına taşıyor. Ama rujunu da sürüyor. Takım elbisesini de bazen, ceketini de giyiyor. Yani bir köylüye de dönüşmüyor aslında. O köyü de şehre de dönüştürmüyor. Ne yapıyor? Yine farklı bir hayat yeni tarzı. Denge. Evet. Yani oraya gittiğim zaman artık şalvarlı insanlar ya da kıyafetleriyle böyle değil. Artık daha şehirli köylüler görüyorum. Şehirli kadın görüyorum. İş kadınları bildiğiniz tarımla uğraşıyor. Resmimde bunlar var. Bir boşluğun içinde evet. Bir kadın güçlü duruyor. Çünkü tek başına zor yani çocuğuma okul bulamıyorum mesela diyor. Yani ilkokul yok yani bu kısmı da var. Bir de alıştığı belli standart okul, tabii ki, sağlık, başka hemen her şey başka artık şeyler. Elin altında değil ki. Alıştığı da bir düzen var. Ama güçlü bir duruş var. Yani bazen melankolik bulabiliyorlar resimlerimi. Ama melankolizm çok aşırıya kaçılmadığı zaman o durgunluk, o dinlence insanın gücüdür aslında. Bir durup bakmaktır, rüzgara karşı durmaktır. Ağaçlar benim ilgimi çekiyor. Yani herhangi bir yere atılmış bir tohum, bir ağaç kendini sorgulamıyor. Benim burada ne işim var? Ben niye başka bir yerde büyümedim? Benim suçum neydi? Ben burada doğdum falan gibi. Yani bunu insan yapar. Bu orman ne kadar kalabalık. Ve o ağaçlar daha kıymetlidir her zaman. O çünkü büyümeye başardı, bütün zorluklarla tek başına kaldı ama bir ormanda yok olup gözükmeyen bir ağaç değil. Artık yoldan geçenlerin hayranlık duyduğu, gölgesinde dinlenebileceği, bak etrafına da çok faydalı. O boşluktaki en faydalı canlı o ağaç artık ve o bir yokluktan ve şanssızlıktan kendi şansını yarattı ve büyüdü. Hatta varlığının gölgesine sığındı. Evet, biz hepimiz sığınıyoruz. Oradaki kuşların konabileceği tek ağaç o. Ona ihtiyacı var artık. İnsanı da onun yanına koyduğumda aslında o ağaç gibi görüyorum. Ve insan rüzgara karşı duruyor genelde resimlerimde. Biraz eğilmek de lazım. Kırılmamak için. Yani ağaç çok dik durduğunda dalları kırılır. Tabii. Biraz eğilecek tabii ki. Evet, birazcık uyum gösterecek. Uyum gösterecek. Çok da yani mağrur, çok gururlu, işte çok kendini de çekmeyecek, küsmeyecek hayata. Çünkü o zorluklarla yaşamak zorunda. Yani kaçmak senin hiçbir şeyi çözmüyor. Aslında sadece onlardan kaçıyorsun. Gerçek hayatın evet. Tezahürünü anlatıyorsun evet. bize. Yine o kalabalığa girmek zorundasın. O kırıcı insanlarla yüzleşmek zorundasın. Ve kırılmamayı, biraz eğilmeyi rüzgara karşı. Kırılmadan evet, yol almayı esnek olmayı lazım. Öğrenmen lazım. Şimdi gene böyle bir insan hakları kısmına geri döneceğim evet. Ve sana 4 saat ara diyeceğim. Evet. 4 saat ara çok özel bir sergiydi. Bilmem kıymeti bilindi, bilinmedi. Ama elimizden gelen basına yapıldı. Basına yansıdığı kadarıyla takip evet, ettik. Evet, Filistin meseleleri sebebiyle Fuat Kozluklu, bir savaş muhabiri,
Onun fotoğraflarını da koymak istediğim. Böyle konuşurken işte bunları nasıl sergileriz derken o anda hani lazım olan hep karşıma çıkıyor benim niyet ettiğimde dedim ya. Hülya Yazıcı aynı duygularla Gözde bizim bunlarla ilgili bir şey yapmamız lazım diyerek o da çok özel bir kadındır yani Hülya Yazıcı. Buna gerçekten derinden üzülüyordu. Bir sergi açtık Bağımsız Sanat Vakfı'nda. Enstelasyonlarla, akademisyenlerle, Zahit Büyükişleyen ve değerli eşi de katıldığı bu sergiye Suriye'den göç etmiş sanatçılarımızı da koyduk. Bir sanatla da konuşulabilir. Aslında sanatla bir farkındalık yaratmak için yapılan projelerden biriydi. Evet, biz sanatçı olarak konuşuruz tabii ama en etkili olan şey sanattır. Yani orada kesinlikle görmektir. O onun yüz yüze geldiğinde o fotoğrafı çekmiş, o gerçek fotoğrafla ya da bir Suriyeli sanatçı en iyi bilir vatanından göç ettirilmek nedir örneğin. O duyguyu paylaşıyor çünkü. Bu da özel bir sergiydi, evet. Yani böyle kötü konular keşke olmasa da böyle başka daha naif farkındalıklar üzerinden konuşabilsek ama ne yazık ki bu da bir mecburiyet bence. Sanatçı yüzü mecbur mudur? Bence mecburdur. Bazı şeyleri görmek ve göstermeye mecburdur. Ve büyük sanatçılar da bunu her zaman yapmıştır. Yani Picasso da ilgili bir sürü Goya'nın, Picasso'nun ya gibi. Yani bilindik isimlerden, herkesin bile bildiği isimlerden. Döneminde olan şeylerden etkilendiğin için farkında olmadan kayıda alıyorsun. Evet. Yani ben onu kayıt altına alayım, bunu almayayım gibi bir düşüncen olmasa da o dönemi yansıtmaya başlıyorsun. Ama bir de bunun ekstra kurgu halde özenerek yapılanları sizinkiler gibi var. Bunlar da önemli. Şimdi arada Zahit Hocam'dan bahsettin. Evet. Sıfır noktasında genç bir sanatçı diye bir ifade kullanıyorsun. Zahit Hocam'ın yeri bende çok ayrıdır. O benim ikinci üniversitemdir. Evet, o benim olmak istediğim üniversitemdir. Yani Zahit Hocam beni davet ettiği Çalıştay'da Gazi Üniversitesi'nden mezun olmuş ama benim üniversitede karşılaşamadım. Çünkü onlar işte farklı işte yurt dışında çalışıyorlar ya da artık daha farklı üniversitelerde çalışıyorlar. İşte Gazi Üniversitesi'nin sıkıntılı siyasi dönemlerinden dolayı uzaklaşmışlar. Uzaklaşmaları da hiç iyi olmamış. Aynı ruhu onlar anlattığında yani bizim Gazi Üniversitesi böyle. Ben anlatıyorum bambaşka bir Gazi Üniversitesi. Ha şimdi ayarlarına geri dönüyor Gazi yeni bir idareyle. Ama benim gittiğim 2000'lerin o başında Gazi hala siyasi sıkıntıların yaşandığı bir dönemde sanat dışında her şey konuşuluyordu. Şimdi Zahit Hocam ve onun bana tanıştırdığı oradaki hocalarım Gazi Üniversitesi. Yani aynı üniversiteden ve ben üçüncü kuşaktım. Üç kuşak buluşmuş olduk orada. Ve ben ne yapmam gerektiğini daha iyi anladım. Çünkü bir yere böyle bir üniversite yok biliyor musun? Yani böyle bir üniversite olsa nasıl desem süper bir üniversite olur. Yani bu adamlar farklı üniversitelerde çalışıyor ama Hayati İsmail'den bahsediyoruz. Yalçın Gökçebağ'dan bahsediyoruz. Yani Necmettin Özlü gibi yurt dışında yaşamış gelmiş ve bir sürü isim Erol Hocam'dan bahsediyoruz. Bunlar desende mesela Erol Hoca, Batırberk müthiştir. Yani bunların hepsini bir araya getirdiğini düşünebiliyor musun? Ve ben bunlarla iletişim halindeyim. İşte uygulamalı sanatlar aslında bu. Evet. Yüksek lisansı alamadım. Uygulamalı sanatlar dersi alıyorum. Çünkü artık soru sorabiliyorum ve onlar karışmıyor. Şimdi aynı Joseph Beuys'un bakış açısıyla. Sende zaten bu his var. Biz müdahale etmeyiz. Ama işte hani biraz teknik anlatabiliriz. Plastik tarafından. Ha mesela küçük olmuş daha büyük yapmalısın ki daha böyle görelim yani o tekniğini. Büyükte de çalış mesela. Böyle şeyler ama kesinlikle karışmak, sanatçıya müdahale etmek ya da kendi uslubunu anlatmak yok. Empoze etmek yok. Bu üniversiteye ben hala devam ediyorum. Hepsiyle iletişim halindeyim. Bu da beni çok kendi
içimde büyütüyor. Şimdi bir dönemde de köşe yazılarım var. Evet. Yazmaktan da kendini alamamışsın. Bu da ilginç tabii ki. Ya beni yine teşvik eden... Orada bir tane yazım var. Benim en çok o dikkatimi çekti. Cesur bir yazı. Sanat yarışmaları için acil liyakat aşısı. Aşısı, zorba. Tabii. Evet, zorba. Zaten böyle yazıların biraz tepkisel olmasına destekleyen güzel bir platform. Hatta ben daha önce Aydınlık Gazetesi'ne yazdığım için daha böyle gazeteye, ya bu bunlar biraz daha çıksak, daha özgür, taze olsak, taze bir nefes aldığımda bir ortamda yazılar denedim. UFO'larla ilgili yazdım. Gördüm, pembe UFO'larımız var. Özgünlük. Tek mesele bu aslında yani. Resmin tekniği... Genelde etrafında konuşsak da dönüp dolaşıp bu özgünlük, mesele intihal bu konularına geliyoruz. Yani evet, mesele orada bu. Orada da zaten hani jüriden itibaren başlıyorsun, katılımcılara kadar konunun temelinde hani bakan kişinin de özgün üretimden gelmesi gerektiğinden her şeyin altını çok cesurca çizdiğim bir yazı. Halbuki özgün olan da alıyor başını gidiyor, görüyoruz da başardığını. Buna rağmen inat ediyoruz ki biz, hani bizim dışımızda gördüğümüz sadece yüzeysel bir şeyle ortaya çıkalım. Ya çok enteresan insanlar, biliyor musun? Sanat yarışmalarına nasıl bakıyorsun peki? Sanat yarışmalarına hiç katılmıyorum. Evet. Yani çok küçük yaşlarda onlara biz de katıldık. Yani keyifli yani oluyordu ama hani çok ciddi yapılan yarışmalardan bahsediyorum. Ya bu senin nereye götürür mesela? Yani sanat yarışmasından çıkıp da bir yere götüren tek bir eskiden vardı. Bu Seydi arkadaşımız mesela oradan çıkmıştı. O dönem çıkıyordu. Seydi Murat Koç'un ve neydi hatırlayamadım bir dergi de vardı. Bakın orada çıkıyordu. O gençleri gösteriyordu. Ama onun dışında hiçbir yarışmadan birinci olduğu için ya da oradan ödül aldığı için bir anda parlamış bir isim göremiyorum. Yani göremiyorum. Ne kadar lazım olduğu düşünülür. Tabii genç bir isme maddi bir karşılık vermesi ya da bir atölye kuruyor mesela birkaç ay. Bir motivasyon olabilir. Bir başlangıç, bir destek, bir maddi güç olabilir. Ama benim böyle bir şeye şu anda ihtiyacım yok. Yani benim atölyem zaten var. Zaten birisi de sen zamanın o anda anlamıyorsun onu. Evet. O yüzden girmeyeyim mi dedin? Yani istek duymadım. Lazım görmedim. Ya, neden gireyim mesela? Şimdi dinledim de baştan beri. Öyleymiş ama ben sonra fark ettim. Böyle. Evet. Ya zaten sen zaten ihtiyacın olanı içinde temin edebildiğin için bence aynen etraftan öyle gelenlerden bir umut beslememek adına bence onların arasından böyle farkında olmadan yürümüşsün. Ya zaten düşünsenize çok iyi isimler, hocalar bana diyor ki Gözde sende bir şey var zaten. Var diyor yani. Ne kadar mutluluk verici bir tatmin edici bir şey. Benim çok alkışa güzel ihtiyacım yok ki. Anlatabiliyor muyum? Yani o da bir ihtiyaç tabii. Görünmek, görünebilmek. Ama ben gözüküyorum zaten. Ve adam diyor ki sen diyor çok yani iki çalıştay arası doğru yerde ne kadar umduğumdan da fazlası çıktı diyor mesela. Bu benim ödülüm. Bu beni tatmin ediyor. Ne hani güzel diyorsun ki neden sorusunu hep soruyorum. Neden sorusu benim için çok önemli. Herkes için de öyle olmam. Neden diye her şeye dağ taşı işte şu bardak burada neden duruyor mesela diye sorduğunda çözüyorsun. Ben neden yarışmaya katılmalıyım mesela? Sence neden katılmalıyım? Ben karışmam. Ben neden katılmalıyım diye düşündüğümde beni doldurmuyor cevaplar. Diyorum ki sebepsiz katılmış olacağım o zaman. Ne için işte alkışlanacağım mı? Daha mı gözükeceğim? İşte birkaç ayımı daha mı aldığım parayla işte malzeme mi alacağım mesela? Neden bunun için yorum? Neden sorusun cevabını alamadığım için katılmıyorum. Katılmıyorsun. Peki, şimdi bu iki konu var. Birini önce temizleyelim çünkü oraları geçtik, evet, arada atladık hızlı akış olunca. Bir eğitmen olarak bu kadar tecrübenin üstüne kendini nasıl bir eğitmen olarak tanımlıyorsun? Mesela çocuklarla nasıl, neye dikkat ediyorsun? Nasıl davranıyorsun? Çocuklara sanat olarak çok karışmıyorum.
Müfredatta kendimce müfredat oluşturmaya çalışıyorum. Gündemi takip eden bir öğretmenim çünkü. Sanatın nereye gittiğini, evrildiğini görüyorum. Ya da sadece tuvalin, fırçanın lazım olmadığını, yaratıcılık için en azın, en azla yaratıcılığın çıkacağını biliyorum. Çünkü daha önce de oraya geçmedik. TED Koleji Ankara'da ben stajımı yaptım. Şimdi öyle bir ortamda ben devlet okuluna geçiyorum. Tabii ki oradaki atölye ortamı bilmem ben. İmkanlar çoğaldıkça çocukların yaratıcılığının öldüğünü görüyorum. Gitmiyor. Yani ben çocukların arkasından böyle... Sokakta oyun oynayan çocuklarla, oyuncaksız çocuklarla her oyuncağı olan çocuk neslinin karşılaştırılması gibi. Şeyleri topluyordum ya. Bende sende olmayan markalı tüp boyaları arkalarından ortası sıkılmış diş macunu gibi. Ama ortada hiç iş yok mesela. Ben müdahale etmesem olmuyor falan. Devlet okulundaysa az da ne yapabiliriz? Mesela art journal, sanat günlükleri tutturuyorum. Atık malzemeler getirelim. Kitap olsun, eski bir kitap olsun. Olabildiğince kırtasiye alışverişi yaptırtmadan çer çöple bir şey çıkarttırmaya çalışıyorum. İki şeyle 100 şey çıkarmak mı daha yaratıcıdır? 100 taneyle ben 2 tane resim yapacağım. Yani hangisi? Kafa karıştırıcı bir kere. 100 tane şey koyduğumda sana 2 şey bile belki çıkaramayacaksın. Kafan karışıyor çünkü orada. Ama 2 tane şeyle bir sürü fikir çıkıyor. Orada görüyorum yani. Her biri bir başka bir birey. Ve o alandaki yaratıcılık, özellikle bunu konuşalım derim. O ders için bir şey yapmanın ötesinde o çocukların ileriye dönük projeksiyonda hayatlarına neler katıyor, değil mi? Tabii ki katıyor. Bir kere beyninde, zihninde artık başka bir arayışta açıyorsun. Çözüm odaklı. Tabii. Çocuk artık yolda yürürken çerçöpe bakar oluyor, değil mi? Yani etrafta kim ne yapıyor bakmıyor. Hayatında bir şeyleri, az bir şeyleri olduğunda onlarla daha efektif neler yapabileceğinin pratiğini yapıyor. Tarih boyunca da zaten çok zengin ailelerin, çok enderdir yani. Sanatçı çıkmaz. Leonardo da Vinci öksüzdür yani, fakirdir. Birçoğu yokluk içinden gelmiş insanların. Yoklukta hep yoklukla gitmişler hatta. Çünkü çoğu. Yaşamak için yaratması lazım. Elindekileri değerlendirmesi lazım. Şimdiki kuşakta bu anneannelerimiz, benim anneannemden gelmiştir mesela belki yaratıcılığım. Babaanne tarafım daha zengin ama anneannem bir yörük köylü. Ama her şeyi değerlendirirdi. Annemin o bankadan bankacı getirdiği ceketlerini bir araya getirir, örer, yorgan yapardı. Ben bunları izliyorum. Tabii, tabii. En küçük kumaşlardan bana oyuncak çıkarmaya çalışırdı. Ve kadın kendi kendine türküler yazardı. Balkonda oturur. Anneanne nereden, ben uyduruyorum derdi yani bu türküleri kafamdan. Böyle bir kadındı. Peki, evet. Son soru. Çok dehşetli cevaplar bekliyorum senden. sanat dünyasında kadınların bulunduğu yer, yöre hakkında ne düşünüyorsun? Bu konu deyip hakkında. biz gelişimimizi tamamladık. Bizde bir sıkıntı yok. Yani kadın sayısı az, kadın sanat eğitimi alıyordur falan filan değil. Yeterli sayıda kadın, hatta fazla sanat eğitimini hem yurt dışında hem yurt içinde her okulda da sayıca da çoklar. Ama ne oluyor ediyor sonra, benim 90 kişilik bölümümde mesela toplasan 10 tane erkek vardı. Ama hep bunların isimleri geçiyor. Diğerlerine ne oldu? Neredeler? Şimdi bazen ben de öyle düşünüyordum. Çoluk çocuğa karıştılar, vazgeçtiler, o oldu bu oldu. Ama var yani, eleniyor yine de tabii aramızda. Tabii ki elenecektir muhakkak. Gerçekten ve kadını bir nesne gibi kendini de kullanmadan aynı bir erkek sanatçı gibi plastik değerleriyle konuşan ve bunlarla yarışan, yani bileğiyle konuşuyor. Kadın sorunlarını gündeme getirerek bir siyaset üstünden değil. Bak her konuyu da işliyorlar artık. Hı hı. Bazıları diyor ki işte ben feminizmi sevmiyorum. Feminizm var kadının resminde ama o da yok artık. Peki neden hala alıcısını bulamıyor? Hep beğeniliyor. Yeterli alıcıyı bulabildiğimize inanmıyorum. Takdir ediliyoruz. Koleksiyonerlerin kadın sanatçıya karşı geliştirdiği bir kabul ediyorlar. Yani. Evet, sen iyi bir sanatçısın. Yaptığın iş harika. Beğeniyor, almıyor.
Sonra bakıyorsun daha yarı şey, yani benim resmi beğeniyor, beğenen kadın ya da adam gidiyor ama onun ismi var. Ona niye ismi var? Çünkü siz desteklediniz. Sürekli ondan alınca isim oluyor tabii ki. Bizden de alsanız biz de zaten şey olacağız. Yani yaptığımıza da bakmayacaksın. İmzamıza göre alacaksın belki de. Tabii ki sonuçta imza çok önemli. Halen imzaya bakılarak bir alışveriş mevcut. Yani bu sadece kadınların da yaşadığı bir şey değil. Genç erkek ressam adaylarının da, yani genç ressamların da yaşadığı bir durum. Hep aynı isme yükleniliyor halen. Biz de beğeniyorlar, kabul ediyorlar ama yeterli alıcıyı bir türlü bulamıyorum. Büyük koleksiyonlara ulaşamıyorum ben. Yani bana gelenler gerçekten içsel olarak diyor ki ben bu resme bakarım. Ben bunu alır evime asarım ve bu bende. Ya da psikologlar alıyor, doktorlar alıyor. Bu benim hastamda bir farkındalık yaratacak diyor. Ya da diyor bu benim iş yerimde olmalı. Bu bana güç veriyor. Oradaki boşluk da olmak okumayı yapabiliyor gibi. Çünkü. Yani evet, resmi resim olduğu için alıyor adam. Yani benden alan alıcılarım hepsi böyle. Ben bununla da gurur duyuyorum. Güzel. Çok güzel bir şey. Hayatında hiç resim almamış insan bile gördüm. Bu benim için muhteşem bir şey gerçekten. Ama benim de hayatta kazanmam, yani bunlarla doyulmaz ki. Şimdi ben öğretmen olmasam nasıl doyacağım? Bu standartı yakalayamıyorum. Daha çok satmam lazım elbette. Ve kadınlar bu üretmek sıkıntıyı için, yaşıyorlar. Daha iyisini üretmek için de evet, mecburen yol almak lazım. Farklı kulvarlara da taşımam gerekiyor. Beğeniyor. Evet, sen iyi bir sanatçısın diyor ama yeterli alıcıya ulaşamıyorum ve bütün kadınlarda da bunu, kadın sanatçılarda görüyorum. Ne yazık ki hala sürüyor yani bu koleksiyonerlerin kadın sanatçıyı. Belli bir yere geldiği ana kadar izlemeyi tercih ediyorlar. Ama ben kadın sanatçılarımla, programına katılanlarla hep şunun altını çizmek istiyorum. Resmimizi de yapıyoruz, işimizi de yapıyoruz, çocuğumuzu da büyütüyoruz, evet, günlük hayatımız da gidiyor. Çünkü bunların hepsi birbiriyle bir aradayken biz var olabiliyoruz. Artık bence bu izlenme kriterlerinin bir update edilmesi en gerekiyor. En güzel örneği bizleriz işte. Çocuktan korkuyorum. Yaptım ben çocuğu. Var benim çocuğum. Evlendim de, çocuk da yaptım. Öğretmenlik, evet, akademisyenler bazen çalışırken hani sanatı bir kenara bırakıyor ya da öğretmenler yapmaz o. O da değiliz. Yapan var. Evet. Her artış öğretmen var. Tabii kadın var. Kadın profilinde bu konu çok eğitimci ciddi. Eğitimci ve sanatçı yükselişi var mesela. Bir sürü ressama bakın Türkiye'de. Çünkü mecbur adam bir yerde bir garantisi olsun diye yaşamak düşünüyor. Için. Yaşamak için yapıyor. Yoksa kesinlikle biz de isteriz ki sadece atölyemizde tabii biz ki, yapalım. Tabii ki. Satılsın, satılmasın, umurumuzda olmasın. Biz o keyfimizde olan kısımda kalalım. Bak şu da var. Bunu Yalçın Gökçeba bana söyledi. Kendisi de öğretmenlikten istifa etmiş. Bence dedi öğretmenlikten istifa etmelisin dedi bana. Neden işte, yani işte peşine, evet düşündüm, peşine düşmüyorsun. Mesela adam alıcı geliyor bana. Şimdi resim alıcısı çabuk kaçar. Başka bir şeye gözü takılır, oraya yönlenir falan. Orada yani sen o şey yaptığında ya da peşine, şimdi satma ihtiyacı duyduğunda geçinmek için o zaman tırmalamaya başlıyorsun herhalde. Yani adam mesela diyor ki şu tarihlerde işte, ben sormuyorum ki niye gelmediniz. Öğreniyorum ki ama sadece resimle geçinen arkadaşlar bunu soruyor, adamı hatırlatıyor yani. Diyor ki siz gelecektiniz, hani ne oldu falan. Ben şimdi rahatlık da sağlıyor tabii. Şimdi şurada dolu olunca tabii şey yapıyorsun yani, ister gelsin ister gelmesin falan. Ama gerçekten mecbursan resimle geçinmeye, elbette peşine de düşeceksin. Belki de ondan da hani yeterli alıcıya da ulaşamam. Bu benim rahatlığım da olabilir. Kendi yani peşine düşmüyorum, ikna etmeye çalışmıyorum belki diyorum. Ama öğretmen olarak yapıyor olmam bana cesaret sağlıyor. Öyle yaptığım zaman da alıcıya göre davranırım o zaman. İstemiyorum ben alıcıya göre davranmak. Yani ister al ister alma demek istiyorum. Çünkü o zaman ben sanatta ilerleyemem. Hep onun isteğine göre götürürüm işi. Hı hı. Bu da bir tercih meselesi. Benim burada tercihim daha çok satmaktan ziyade ben hem
gözükeyim. Yani bir sanatçı olayım tabii ki. Hem de doğru koleksiyoner veya resim izleyicisinin. Ama beni böyle kabul etsinler. Yani benim renklerime karışmasınlar. Neden hep böyle koyu renkler falan filan. Yani bu sorular anlamsız. Yani sanatçı çünkü öyle istemiştir. Bu kadar basittir cevabı. Son dönem resminde gri valör evet, var. Yani ama bu içsel bir şey. Evet. Bu sorulacak bir sonsuza şey kadar da böyle gidecek dönecektir de değil. Dönecektir o dönüşüm başlar şimdi benden, yani kendine. Tabii yani alıcı mesela beni böyle kabul etti diye de ben sonsuza kadar bu renklerle çalışacak da olmayabilirim. Bilemem o anki duygumu hiç 10 yıl sonra dönüyor. Ne olur bilemem. Kendini bile fark etmiyorsun. Resim kendi içinde dönüyor. Dönüşüyor. Sen dönüşüyorsun, o dönüşüyor. Ama üslubu şöyle zannediyor izleyici sanıyorum. Hep aynı şeylerle oyalanmak falan. Üslup bu değil. Benim üslubum zaten fırçamdan çıkan darbeden bile sen onu vurduğum hı-hı ışıktan bile anlarsın. Figürümden anlarsın, kompozisyonumdan anlarsın. Ben çeşit çeşit sulu boyasını da, lavisini de sayfama bak. Ama Google'a resimlerimi paylaştığımda hepsi birbirinden farklı renkte, tonda bile olsa İlk beni çıkardığını tamam dedim. Beni buluyor. Bak yapay zeka bile diyor ki bunu bu kadın yapmıştır diyor. Halbuki bir önceki resimle hiç alakası yok. Ne renk, neye bakıyor? Görüyor yani. O özgünlüğü görüyor. Ama bizim doğal zekamız illa hep aynı şeye. Bu sanatçıyı da kısıtlıyor. Ya adamı biraz rahat bırakın. Belki aklına başka fikirler var. Bir şans tanıyın ya. Cesaret verin. Onu da alırız deyin. Aynı resmi 100 kere yapmak mecburiyetinde kalınabiliyor. Zor bir ortam. Evet. Eklemek istediğin bir şey var mı? Sormayı unuttuğun bir şey var mı? Yok. Her şey çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. Çok cesurca sorabildim ve cevap alabildim. Ben de çok teşekkür ediyorum geldiğin için. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ediyorum tekrar. Bir Sanatın Evrimi programının da sonuna geldik. Sevgili Gözde Atlas'la eğitimden sanata, daldan her şeyi, kadınları, STK'ları konuşmaya çalıştık. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Önümüzdeki programda başka bir sanatçıyla yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın, sevgiler.